Böyle araştırma ve uygulama merkezinde öğretim görevlisi doktor olarak çalışmaktayım. Burada MS Blade rüzgar türbin simülasyon modeli ve bazı uygulamalar adlı çalışmamı sunacağım sizlere. Aslında bu çoğunlukla rüzgar elektrik santrallerinde en fazla yaygın olarak kullanılan yatay eksenli rüzgar türbinlerini simüle edebilmek için MS Blade programı adında bir model geliştirdim ve bu modelle yapılabilecek bazı örnek uygulamaları burada göstereceğim. Öncelikle dünya çapında rüzgar türbinlerinde kurulu güce bakacağız. Ardından MS Blade rüzgar türbin simülasyon ve modeli döneminden bahsedeceğim. Bu modelin kullanmış olduğu aerodinamik hesaplamalarda kullanmış olduğu palinimanın momentum teorisinden bahsedeceğim. Bu modelin tahmin edemediği bölgelerde aerodinamik tahminleri düzeltebilmek için çeşitli kullanmış olduğum aerodinamik düzeltme formüllerini anlatacağım. Ve ardından da modern bir rüzgar türbinini modelleyebilmek için kullanmış olduğum koordinat sistemlerine değineceğim. Ardından da MS Bladed modeliyle yapabileceğimiz bazı uygulamalara değineceğim. Örneğin bunlar rüzgar türbininin güç eğrisinin çıkarılması, CP yüzeyinin çıkarılması, temel türbin kontrolcülerin tasarlanması ve simülasyonları gibi. En sonunda da sonuç ve değerlendirme kısmıyla sunumumu tamamlayacağım. Öncelikle rüzgar türbinlerinin kullanımı sürekli gittikçe artmakta ve şu an günümüz itibariyle GİVEK verilerine göre 600 gigawata yaklaşmıştır. Rüzgar enerjisinin kullanılmasının en önemli etkenlerinin başında oldukça temiz olması, bol olması ve herhangi bir üretim maliyeti gibi bir durum söz konusu olmaması ve başka ülkelere de herhangi bir bağımlılık söz konusu değil yani. Ve şu an günümüzde bu rüzgar türbinlerini en fazla kullanan ülke Çin ve 2019 yılı itibariyle 200 gigawattlık bir kurulu güce sahip. Ardından Amerika 90 gigawattlık bir kurulu gücüne, ikinci sırada Almanya yaklaşık 60 gigawatt ve Hindistan, İspanya gibi diğer ülkeler de arkasından geliyor. Ülkemizde şu an 7.4 gigawattlık kurulu güçle henüz bu ilk 10 ülke içerisinde yer alınıyor. Ve rüzgar türbinleri artık sadece karada değil, deniz kıyılarında, denizin iç kısımlarına da dikilmektedir. Ve kara tipi rüzgar türbinlerinde önderlik Çin'deyken, deniz tipi rüzgar türbinlerinde bu önderlik İngiltere'nindir. Ve şu an günümüzde 90'dan fazla ülke rüzgar enerjisini kullanarak elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Ben de burada bu yatay eksenli rüzgar türbinlerinin simülasyonunu gerçekleştirebilmek için bir MS Blade adında bir rüzgar türbin simülasyon modeli geliştirdim. Bu model aslında sahada çalışan rüzgar türbininin birebir aynısının bilgisayar ortamına alınmış hali. Peki ne kullandık? Burada MATLAB ve Simulink programlarıyla geliştirdim modeli ve bu model PAL elemanı momentum teorisi kullanıyor. Ancak PAL elemanı momentum teorisi rüzgar türbininin sahadaki bütün aerodinamik davranışlarını tahmin edemiyor. Bunun için de içerisinde özel aerodinamik düzeltme formülleri var ve modern rüzgar türbinlerini de simüle edebilmek için, örneğin rotora koni açısı vermek, nasale eğim açısı verebilmek için de çeşitli koordinat sistemleri mevcut. Sanki gerçek bir rüzgar türbini gibi rüzgar türbinin rotorundan, içerisinde jeneratöründen, dişli kurutusundan ibaret. Peki ben MS Bladed modeliyle neler yapabilirim? Tasarımı bitmiş rüzgar türbin kanatlarından iki kanatlı, üç kanatlı rüzgar türbinleri oluşturabilirim. Bunların hangi rüzgarda ne kadar güç üreteceğine karar verebilirim. Yani burada belirleyebilirim. Hangi hava yoğunluklarında ne kadar güç üreteceğini belirleyebilir ve bu üretmiş olduğum rotora ne kadarlık bir jeneratör takmam gerektiğini karar verebilirim. Ayrıca türbinin konfigürasyonuna karar verdiysem ben temel türbin kontrolcülerini tasarlayabilir, simülasyonlarını zamana bağlı olarak MS Bladed modeliyle görebilirim. Daha sonra gerçekten ümit verici performans aldığımda rüzgar türbini üretip sahaya ne yapabilirim? Dikerim. Şimdi PAL elemanı momentum teorisine dayanıyor dedik, MS Bladed'in iç yapısı. Aslında PAL elemanı momentum teorisi, PAL elemanı teorisi ilk figürde göreceksiniz ve momentum teorisinden oluşuyor. PAL elemanı teorisinde biz rüzgar türbininin kanatlarını parçalara ayırıyoruz ve her bir kanattaki aerodinamik kaldırma ve sürükleme kuvvetlerini buluyoruz. Daha sonra bu işlemi yaparken o kanat parçasının etrafındaki hava akışını düşünüyoruz. Daha sonra o bütün türbin kanatlarındaki
kaldırma ve sürükleme kuvvetlerinden ben rüzgar türbininin üretmiş olduğu itki ve torku elde ediyorum. Eğer rotorun da devir sayısını işin içerisine katarsam ben rüzgar türbininden almış olduğum gücü buluyorum. Momentum teorisinde ise rüzgar türbinini bir akış tüpü içerisinde dönen bir disk olarak görüyorum. Ve linear momentum korunumu kanunu kullanarak rüzgar türbininin üretmiş olduğu itki kuvvetini ve açısal momentum korunumu kanunu kullanarak da rüzgar türbininden üretmiş olduğum torku buluyorum. Şimdi burada Palanivan'ın momentum teorisinden itki ve tork kuvvetinin hesaplanması için gerekli formüller var. Şurada ise momentum teorisinden aynı itki ve torku bulabilmek için formüllerimiz var. Ancak bu formüllere dikkatli bir şekilde baktığımızda her iki formülde de A ve A üstü denilen parametreler var. Bunlar eksenel indüksiyon faktörü ve tesisel indüksiyon faktörleri olarak biliniyor. Aslında bu iki teoriyi birleştirmelerinin nedeni bu A ve A üstü parametrelerini belirleyebilmek. Peki bu A ne demek? A aslında rüzgar türbinine doğru yaklaştığında ne kadar yavaşladığını gösteren bir ifade. Bir nevi rüzgar türbininin rotorunun rüzgarın ne kadar geçirgenliğini gösteren bir ifade. Tesisel indüksiyon faktörü dediğimiz A üstü ise rüzgar türbininin kanatlarının uçlarından o arkaya doğru ayrılan dönen akım izinin açısal hızının rüzgar türbininin rotorunun şaftının devir sayısına bir nevi oranı. Biz bu A ve A üstü parametrelerini MS Blade'ın içerisinde tek döngü iterasyon sonucuyla buluyoruz. Belli bir yakınsaklık tolerans değerini sağlıyor. Daha sonra biraz önce bahsetmiş olduğum kanat parçasındaki kaldırma ve sürükleme kuvvetlerini vurmada kullanıyoruz. Şimdi biraz önce dedik Palanivan'ın momentum teorisi rüzgar türbinin davranışını tahmin edemiyor. Örneğin eğer rüzgar türbini türbülanslı akım izinde çalışması durumuna geçtiğinde performansı yanlış tahmin ediyor. Peki neden? Şurada ben eksenel indüksiyon faktörüne göre linear momentum teorisinde rüzgar türbininin CP eğrisi ve CT eğrisini elde ettim. Yalnız eksenel indüksiyon faktörünün 0.5'e geçtikten sonra CT katsayısı teoride aşağı doğru düşmekte. Ama gerçek rüzgar türbinine gittiğimde sahada bu eğri aşağı doğru düşmenin yerine aksine yukarı doğru çıkmaktadır. Peki bu ne zaman meydana gelir? Bu olay rüzgar türbininin rotorunun yüksek uç hız oranında çalışması esnasında meydana gelir. Yani rüzgar türbinine gelen rüzgara göre rotor çok yüksek devirde dönerse bu defa gelen rüzgar türbinin kanatlarının içerisinden geçemez. Ve bu durumda rüzgar türbininin rotorunun ön kısmında bir durma noktası meydana gelir. Bu bölgede statik basınç oldukça yüksektir ve gelen hava rüzgar türbininin rotorunun ön yüzeyinden yukarı doğru kanatların ucuna doğru akmaya başlayarak arkasındaki akım izinin içerisine karışır. Bu durumda bu olayın oluşması esnasında rotorun arka kısmında da statik basınç çok yüksektir. Bu yüzden rüzgar türbininin CT'si dediğimiz itki katsayısı beklenenden daha yüksek çıkmaktadır. Literatürde birden fazla bilim adamı rüzgar türbininin bu bölgedeki çalışmasını belirleyebilmek için farklı rotorlar üzerinde deneme yapmıştır. Görüleceği üzere burada mavi renkli, yeşil renkli sonuçlar var. Burada datalar birbirinden uzakta ve bu yüzden farklı düzeltme formülleri üretmişlerdir. Biz de burada türbin davranışını modelleyebilmek için Spera'nın düzeltme formülünü kullandık. Peki bir başka olay ise Palanivan'ın momentum teorisi rüzgar türbininin kanadının kök uç kısmında oluşan kayıpları da hesaplamalarına dahil etmiyor. Aslında gerçek rüzgar türbinine gittiğimde rüzgar türbininin kanadının uç kısmına doğru yaklaştığımda kanadın alt yüzeyindeki düşük basınç bölgesinden kanadın üst yüzeyindeki kanadın alt yüzeyindeki yüksek basınç bölgesinden kanadın üst kısmındaki düşük basınç bölgesine doğru bir hava akımı meydana geliyor ve bu her bir kanatta oluşuyor ve şurada gördüğünüz gibi bir akım izi oluşuyor. Biz buna kanat ucu girdapları diyoruz. Aynı benzer bir olaysa ise rüzgar türbününün kanadının kök kısımlarında rotor göbeği etrafında oluşuyor. Bu her iki olayda rüzgar türbününün performansını düşürüyor. Biz bunları da MS Blade modelinde modelleyebilmek için Prandtl'ın 3 kayıp faktörü ve benzer bir formülle kökte meydana gelen kayıpları da modele dahil ettik. Bunun dışında rüzgar türbini sahada çalışırken Palanivan momentum teorisi
hesaplamalarını gerçekleştirirken rüzgar türbününün kanatlarının dönmesiyle oluşan diske dik gelmesi gerekiyor. Yalnız sahada çalışması esnasında rüzgar sürekli yön değiştiriyor ve rüzgar türbünün rotoru gelen rüzgara göre belli bir sapma açısında çalışmak zorunda kalıyor. Bunun da bir etkisi var. Bu da aynı şekilde kanatlar üzerindeki bu eksene indüksiyon faktörünün dağılımı etkiliyor ve türbün performansını bozuyor ve arkasında olan bu görmüş olduğunuz türbülansta akım izinin bükülmesini neden oluyor. Ve bu durum aslında aynı şekilde büyük gövdeli rüzgar türbinlerinde kanatların uzunluğu arttıkça 50 metreye 80 metreye çıkınca biz rüzgar türbininin kanadını kuleden uzaklaştırmak zorunda kalıyoruz. Çünkü çok türbülanslı rüzgar olduğunda, şiddetli rüzgar olduğunda rüzgar türbininin kanatları esnek olduğu için dönme esnasında ne yapabilir? Kuleye çarparak kırılabilir. Bunu engelleyebilmek için de biz nasıl eğim açısı veriyoruz? Bu eğim açısını verdiğimizde de benzer olaylar ortaya çıkıyor. Yani rüzgar türbinlerinde hem nasıl eğim açısının verilmesi hem de rüzgarın yön değiştirmesi bizim bükülmüş akım izi de düzeltme formülü olan Pitten-Petersen formülüyle, Burton'un formülüyle bunu modelliyoruz. Şimdi modern rüzgar türbinlerinde rotorun belli bir konu açısı var, naselin belli bir açısı var, kanatları yuruslama açısı yapabiliyor, rüzgar türbininin kanatların ayrı ayrı konumları var vesaire vesaire. Bunları da modelleyebilmek için biz örneğin atalet ve rüzgar hizalı koordinat sistemi, sapma ve rotor göbeği hizalı koordinat sistemi, azimit ve rotor, azimit ve kanat hizalı koordinat sistemleri gibi sistemlerle ne yaptım ben? Tanımladım. Şimdi MS Bladed modelinden bahsettim. Peki bu MS Bladed modeli ne yapabilir? Biraz da ona bakalım. Şimdi Amerika'nın Engel adını verdiği Milli Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı var ve bu laboratuvara ait iki tane deneysel türbinin farklı rüzgarlara göre ben güç eğrisini karşılaştırdım MS Bladed modelinin çıktısıyla. Örneğin birinci türbin faz 2 türbini, ikinci türbin ise faz 6 türbini. Faz 2 türbinine baktığımızda şu görmüş olduğunuz siyah kare desenli sonuçlar rüzgar türbininin sahada alınan jeneratöründen çıkışan elektriksel veriler. Ne kadar hangi rüzgarda ne kadar elektrik üretecek jeneratörün çıkışları. Burada maviyle görünenler ise benim MS Bladed modelinin tahmini. Burada kesik çizgili sonuçlara bakacak olursak kesik çizgili görüleceği üzere düşük rüzgar hızlarında deneysel sonuçlarla MS Bladed modeli yakın tahmin ediyor. Ancak rüzgar hızları arttıkça belirgin bir fark oluşuyor. Peki niye oluşuyor bu fark? Çünkü MS Bladed modeli rüzgar türbünün rotorunun hemen arkasından yani kendisine takılı olan düşük devirli şafttaki gücü tahmin ediyor ve %100 verimle tahmin ediyor. Ancak gerçek rüzgar türbününe gittiğimizde rotordan jeneratörün çıkışına kadar bir kayıp var. Örneğin dişli kutusunda sürtünmeden dolayı kayıp var. Jeneratörün içerisinde bakır ve demir kayıplarından dolayı sistem ne yapıyor? Verimi kaybediyor. Ve Enrel dokümanlarında bu sistemin %78 ile çalıştığını açıklamış. Biz de benim modelime %78 etkisini verdiğimde görüleceği üzere Enrel'in sahada almış olduğu elektriksel güç verisiyle MS Bladed modeli ne kadar yakın tahmin ediyor sonuçlarını. Bir diğer türbin ise Enrel faz 6 türbünü. Burada ben ID programıyla MS Bladed modelini karşılaştırdım. Aslında Enrel faz 6 türbini Amerika'daki Illinois Üniversitesi tarafından tasarlanmıştır. Tasarım esnasında iki kanatlı konfigürasyon, üç kanatlı konfigürasyon, farklı yuruslama açılarında, farklı devirlerde programdan sonuç almışlardır. Ben de aynı işlemi gerçekleştirdiğimde görüleceği üzere MS Bladed ile PropID programı ne yapıyor? Aynı benzer sonuçlar veriyor. Ve burada şunu anlıyoruz. MS Bladed modeli rüzgar türbününün gücünü ne yapabiliyor? Doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. Bir diğer şey ise rüzgar türbinleri açısından en önemli olan CP, CT ve CQ yüzeylerinin elde edilmesi. Bunlar özellikle de modern rüzgar türbinleri için, değişken devirli rüzgar türbinleri için oldukça önemli. Biz bu yüzeyleri MS Bladed'la elde ettim ben. Örneğin bu yüzeyleri elde edebilmek için biz rüzgar türbünün rotorunu farklı uç oranında ve farklı yunuslama açısında çalıştırarak elde ediyorum. Küçük rüzgar türbinleri için belki bu yüzeyler deneysel olarak yapması zor da olsa yapılabilir ama gerçekten 60-70 metrelik, 100 metrelik kanatlara çıkıldığında bu yüzeylerin elde edilmesi imkansız. Onun için biz
MS Blader gibi simülasyon modeline ihtiyacımız var ki bu yüzeyleri elde edelim. Peki bu yüzey neden önemli? Örneğin biz bu yüzeyi ne için kullanıyoruz? Jeneratör top kontrolcüsünün tasarımı için kullanıyoruz. Yani güç elektroniği ünitesinin tasarımı için kullanıyoruz. Şimdi rüzgar türbinlerinde biraz temel kontrolcülere değineceğim burada. Biz rüzgar türbinlerinde 3 tane çalışan kontrolcümüz var. Birincisi jeneratör tork kontrolcüsü, yani rüzgar türbinin jeneratörünü kontrol ediyoruz. İkincisinde kanat duruşlama açısı kontrolcüsü, rüzgar türbinin kanatlarını kontrol ediyoruz. Ve sapma açısı kontrolcüsü, rüzgarın yönü sürekli değiştiği için nasıl ne yapıyoruz? Rüzgarın geldiği yöne doğru çevirmeye çalışıyoruz. Şimdi rüzgar türbinleri genellikle 3-4-5 metre bölü saniyede yavaş yavaş elektrik üretimine başlarlar. Başlarlar ve belli bir geçiş kontrolcüsünün, başlangıç kontrolcüsünün de sonra jeneratör top kontrolcüsü çalışır. Ve yaklaşık 11-12 metre bölü saniye yaklaşınca artık rüzgar türbini anma gücünde elektrik enerjisini üretmeye başlar ve bu arada bir geçiş kontrolcüsü vardır ve artık jeneratör tork kontrolcüsü devreden çıkarak kanat duruşlama açısı kontrolcüsüne geçiş yapar kontrolcü ve genellikle bu standart bir değer 25 metre bölü saniye rüzgara çıktığımızda rüzgarın şiddeti çok yüksek olduğu için rüzgar türbininin gövdesine kanatlarına zararı vermemek için rüzgar türbininden elektrik enerjisini keser, türbini kapatır ve güvenlik önlemlerini alırız. Şimdi MS Blader modeliyle ben jeneratör tork ve kanat duruşlama açısı kontrolcüsünü tasarladım. Burada test ediyorum şu an. Örneğin ben 8 metre bölü saniyeden 9 metre bölü saniye artan bir rüzgar hızı verdim. Görüleceği üzere jeneratör tork kontrolcüsü rüzgar türbününü en uygun hız oranı olan 7.5'e çıkarabilmek için ne yaptı? Jeneratörün torkunu arttırdı. Burada özellikle bu sonuçlar Enerlight 5 megawattlık rüzgar türbinleri için geçerli. Onun üzerinde gerçekleştirdim çalışmamı. Şimdi burada ise kanat duruşlama açısının simülasyonlar var. Ben rüzgarı 12'den 13 metre bölü saniye birim basamak olarak arttırdığımda kanat duruşlama açısı kontrolcüsü rüzgar türbinin rotorunu anma devrinde döndürebilmek için kanat duruşlama açısını 3.8 dereceden 6.8 dereceye çıkararak görevini yapıyor. Şimdi burada aslında biz burada birim basamak artan girişleri gönderdik. Aslında gerçek hayatta rüzgar bu şekilde esmiyor. Belli bir ortalama değer esnasında etrafında ne yapıyor? Değişiyor. Bunlar türbülans seviyesine göre farklılık gösteriyor. Ben burada 8 metre bölü saniye ortalama değere sahip bir rüzgar gönderdiğimde artan rüzgar hızında jeneratör tork kontrolcüsü jeneratörün torkunu arttırdı. Azalan rüzgar hızlarında azalttı ve sonuçta kontrolcü rüzgar türbininin uç hız oranını 7.5 etrafında sabitlemeye çalıştı. Kanat duruşlama açısı kontrolcüsüne baktığımda ise 14 metre bölü saniye ortalama rüzgara sahip bir türbülanslı normal türbülans seviyesinde bir rüzgar gönderdiğinde rüzgarın attığı yerde kanat duruşlama açısı artıyor, azaldığı yerde azalıyor ve rüzgar türbininin rotoru 12.1 olan anma değerinde dönüyor ve görevini yerine getiriyor. Şimdi son olarak da biz bu MS Blader modeliyle rüzgar türbinlerine ait kontrol edilmiş eğrileri elde edebiliriz. Örneğin bunlar güç eğrisi olabilir, itki eğrisi olabilir, güç katsayısı eğrisi olabilir, duruşlama açısı gibi vesaire vesaire. Şimdi ben burada iki tane önemli olan eğriyi verdim. Bir tanesi güç, diğeri itki. Örneğin şu güç eğrisine baktığımda rüzgar türbin üreticileri türbinlerini ürettikten sonra en son pazarlama esnasında kitapçıklarında örneğin şöyle bir güç eğrisini verirler ki burada hangi rüzgarda ne kadar elektrik üretiyor. Ve MS Blader'la örneğin 5 megawattlık rüzgar türbini için çizdirmiş olduğum eğriler bunlar. Şimdi ben MS Blader modelini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İçerisinde neler kullanıldığını, aerodinamik düzeltme formüllerini vesaire vesaire. Türbinlerin üzerinde kontrolcülerini tasarlayacağımızdan bahsettim. Şimdi burada bizim aklımıza hiç gelmeyen çok yeni fikirler de MS Blader modeli kullanılarak gerçekleştirilebilir ve rüzgar türbin teknolojisinin bir adım daha ileri gitmesine faydalı olunabilir. Teşekkür ederim.